Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Samsung Galaxy Watch 6 40 mm akıllı saati inceliyorum. Geçtiğimiz günlerde arkadaşlar bu akıllı saatin bir ön inceleme videosunu paylaşmıştım sizlere kanalımda. Saat duyurulur duyurulmaz böyle Süreyya Hanım'ın büyük değişimi şeklinde bir espriyle beraber bu videoyu size sunmuştum ve oldukça da böyle komik ve karşılık bulan bir espri oldu bu başlık. Neden böyle bir başlık attım? Sebebi basitti. Çünkü önceki sürüm olan Watch 5 ile Watch 6 arasında çok fazla büyük bir fark yoktu arkadaşlar. Gerçekten de incelemenin sonuna kadar izlediğiniz zaman siz de aralarında çok büyük fark olmadığını göreceksiniz. Ben her zaman yaptığım gibi dış görünümden bahsetmek istiyorum. Aslında 40 mm açısından değerlendirdiğimizde elimize aldığımız zaman önceki sürümden çok fazla farkı yok. İlk baktığınızda bu çok fazla anlaşılmıyor. Fakat önden bakınca anlaşılmıyor. Çünkü neden? Klasik bir tasarım, dairesel tasarım var. Yan yüzde 2 adet fonksiyon tuşu var. Biri yukarıda, diğer aşağıda konumlandırılmış. Bunun dışında hani ön yüzde çok fazla bir fark görünmüyor ama arka yüzü çevirdiğimizde farklılıklar ortaya çıkıyor. Kayış mekanizması değişmiş. Önceki sürümde böyle bir tırnak vardı. O tırnağı açtığınız zaman kayışların küçük pimleri açığa çıkıp eş yerinden çıkıyordu. Bunda ise böyle bir düğme var. Hem sağ taraftakinde hem de sol taraftakinde düğmeler var. Bu düğmelere bastığınız zaman kayışlar kendini salıyorlar ve kayışları çıkartabiliyorsunuz. Bunun dışında arka tasarım da önceki sürüme çok fazla benziyor. Ama kayışları görünce diyeceksiniz ki tamam burada bir fark olduğunu anlayacaksınız. Ama ön yüzden bakınca o farkı anlamanız mümkün değil. Şimdi gelelim Samsung Galaxy Watch 6'nın teknik özelliklerine. Bütün detaylı teknik özellikleri açıklamaya yazıyorum. Şimdi söyleyeceğim teknik özellikler bana göre önemli olanlar. Saatin 40 ve 44 mm olmak üzere iki farklı boyut seçeneği var. 16 GB depolama alanımız, 2 GB RAM'imiz var. Bluetooth 5.5 teknolojisini destekliyor. NFC ve GPS olduğunu söyleyelim. Bu akıllı saatin de önceki sürümde olduğu gibi LTE dediğimiz yani üzerinde eSIM bulunan bir versiyonu var ama o Türkiye'ye gelmedi arkadaşlar. Önceki de gelmemişti. Bu da muhtemelen gelmeyecek. En azından ben videoyu çektiğim tarih itibariyle gelmeyeceğini söylemişlerdi ama sonradan gelirse orasını bilemiyorum. Alüminyum gövdemiz var. IP68 sertifikasına sahip. 50 metre kadar su altında kullanılabiliyor. Android Wear OS 4.0 ile geliyor. Bu önemli bir yenilik. Uyku, kandaki oksijen, nabız, stres ve özel günleri takip edebiliyor. EKG ve tansiyon ölçebiliyor. Exynos W930 işlemciye sahip. Şimdi gelelim önceki sürümle bu sürüm arasındaki farklılıklara. Ben güzel bir tablo hazırladım. Şu anda ekranda o tabloyu görüyorsunuz. Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 6 arasının tamamını bu tabloda göreceksiniz. Farklılıkları da ben kırmızı renkte gösterdim. Her iki modelde de 40 ve 44 mm var. Ancak çerçeve inceltildiği için Watch 6'daki ekran 1.3 inç ve 1.5 inç olmuş yani 40 ve 44 milim için. Yani 0.1 inçlik bir büyüme söz konusu ekranda. Çerçeve boyutu değişmiyor ama ekranlar bir parça büyümüş oluyor arkadaşlar. Bu da önemli bir detay. RAM miktarı arttırılmış. 1.5 GB'den 2'ye çıkmış. Bluetooth 5.2'den 5.3'e terfi etmiş. Pil birazcık yükseltilmiş. 284'e 410'muş önceki sürümlerde. Burada 300'e 425 olmuş. İşletim sistemlerinde farklılık var. Watch 5'te Android Wear OS 3.5'tü ama ona da 4.0 güncellemesi geldi. Watch 6 doğrudan doğruya Wear OS 4.0 ile geliyor. İşlemci tarafında bir güncelleme var arkadaşlar. Exynos W920'den Exynos W930'a güncellenmiş. Arayüzde yine One UI Watch 4.5'tan One UI Watch 5'e terfi etmiş ama önceki sürüme de güncelleme gelince o da zaten ona terfi etmiş oluyor. Watch 5 ailesi için fiyatlar 3600-3500 TL civarında. Her iki modelde de hani yakın bir fiyat var. Bunlar piyasa fiyatları bu arada. Watch 6 ailesi için ise 5999'a 6499 TL Samsung'un resmi rakamlarını söyleyeyim. Öte yandan tablonun sağ tarafında iki model daha var görüyorsunuz. Watch 5 Pro, Watch 6 Classic biliyorsunuz burada Classic ismine geri dönüş oldu. Watch 4'te de Classic diye geçiyordu ama Watch 5'te Pro olmuştu. Watch 6'da tekrar Classic ismine geri dönülmüş oldu. Şimdi Watch 6'da şöyle bir fark daha var. Watch 5 Pro'da tek bir çerçeve boyutu vardı 45 mm. Watch 6 Classic'te ise 43 ve 47 olmak üzere iki farklı çerçeve boyutunun olduğunu söyleyeyim. Ekran boyutu 1.3 ve 1.5 olarak güncellenmiş durumda. Yine RAM de 1.5 GB'den 2'ye çıkmış. Bluetooth 5.3'e terfi etmiş. Pil kapasiteleri birazcık düşmüş. Burada önemli bir fark var. 300 mAh'e 425 mAh. Paslanmaz çeliğe geçilmiş. Titanyumdan paslanmaz çeliğe dönülmüş. Android Wear OS 4.0 var yine bunda. Ve Exynos W930 işlemci var. Yine One UI Watch 5 var ama önceki sürümde de bu güncellemelerin geldiğini söyleyeyim. En azından işletim sistemi güncellemesi geldi. Fiyatlar ise 6000 TL. Watch 5 Pro için Watch 6 Classic
Classic'te ise 7499 ve 7999 TL olduğunu söyleyeyim. Şimdi gelelim akıllı saatin kullanımına arkadaşlar. Kullanımı kolay. Cep telefonunuza bir uygulama yüklemeniz gerekiyor. Yalnız burada şöyle bir durum var. Uyumluluk tarafında anlatacağım ama benim kişisel önerim arkadaşlar, bu akıllı saati alacaksanız Samsung marka telefonunuz olsun. Samsung marka telefonunuz varsa Samsung marka bir saat alın. Aksi durumda her özelliğini kullanamazsınız. Her fonksiyonundan yararlanamazsınız. Biliyorsunuz ben Samsung Galaxy S23 kullanıyorum ve gerekli uygulamaları da onun üzerine yükledim. Uygulamaları yükledikten sonra hızlı bir şekilde kullanmaya başlıyorsunuz. 3 tane uygulamamız var kullanmamız gereken. Şimdi onu da söyleyeyim. Galaxy Wearable, Galaxy Health ve Galaxy Health Monitor. Bu kadar uygulama biraz kafa karıştırıyor. Onu baştan söyleyeyim ki önceki sürümde de bu böyleydi ne yazık ki. Galaxy Wearable'da saatle ilgili arayüz ayarlarından şundan bundan işte faydalanabiliyorsunuz ki onun mutlaka olması lazım. Zaten telefonda yüklü geliyor bu uygulamalar. Değilse de siz sonradan yükleyebiliyorsunuz. Çok da dert değil. Şimdi Wearable tarafını yüklemeniz lazım. Çünkü saatin arayüzünden tutun da diğer özellikle güncelleme vesaireyi oradan ayarlıyorsunuz. Samsung Health sağlıkla ilgili tarafı takip ediyor. Kadınların döngüsünü takip edebiliyor ve bu değerleri, bu verileri saklayabiliyorsunuz, tutabiliyorsunuz. Uykunuzu takip ediyor. SPO2'yi görebiliyorsunuz. Bunun gibi birçok datayı o Health uygulamasında görebiliyorsunuz. Samsung Health Monitor ise sadece ve sadece EKG ve tansiyon için kullanılıyor. Biliyorsunuz bu saatin EKG ve tansiyon ölçme özelliği var ve bunu yapması için de önce bir kalibrasyon yapmanız gerekiyor ki önceki sürümde de bu şekildeydi ve 28 günde bir bu kalibrasyonu yenilemeniz gerekiyor. O kalibrasyonu da 3 kere sizin normal standart bir koldan ölçüm yapan tansiyon cihazıyla ölçüm yapıyorsunuz. Bu değerleri uygulamaya giriyorsunuz. Saati bu şekilde kalibre ediyorsunuz. Daha sonra ölçümleri yine saat üzerinden yapıyorsunuz. Tansiyon ölçmesi kolay. Orada sorun yok. İşte bileğinize takıp bir parmak boşluk bırakıyorsunuz. Ölçüyor. Fakat EKG'de böyle parmağınızı şu üstteki düğmeye hani basmanız lazım ama tuşa basmadan yapabiliyormanız lazım. Bu birazcık zor oldu benim için. Epey uğraşmak zorunda kaldım. Hatta böyle bir EKG ölçmek için 8-10 kez tekrar başladı. Çünkü parmağınız hafifçe bir kımıldasa ya da ölçümü yapamasa tekrar başa dönüyor. Bir daha aynı şeyi 30 saniye boyunca kıpırdamadan tutmanız gerekiyor. Bu bir parça zorlandı ama yaptıktan sonra da ölçüyorsunuz. Orada bir sıkıntı yok. Tansiyon ve EKG ölçmesi önemli. Özellikle belli hastalıkları olan ya da bunları takip etmek isteyenler olabilir aramızda. Bunlar için güzel özellikler bunlar. Hatta doktorların da bir kısmı artık bu tarz teknolojileri de kullanıyor. Bence bu güzel olmuş. Sağlık ve spor tarafında da yani bir sürü aktivite var zaten. Akıllı saat sizler yerine bunları takip edebiliyor. İsterseniz manuel olarak başlatabiliyorsunuz. İsterseniz de bu egzersizleri otomatik olarak takip edebiliyor. Bu mesela yürürken bir şey diyor işte yürüyüş mü yapıyorsunuz hemen işte size ölçmeye başlıyor vesaire. Bunları size söylüyor. Yani uykunuzu takip edebiliyor. Birçok şeyi yapabiliyor. Size uyarılarda bulunabiliyor. İşte az uyudunuz, çok uyudunuz, streslisiniz ya da değilsiniz, sakinleşin. Spor hareketleri gösterebiliyor. Bunlarla ilgili böyle çok güzel koçlar var. Diyelim ki boynunuz ağrıyor. Bunlarla ilgili özel hareketler size tanımlayabiliyor. Bunları size gösteriyor. Saat üzerinden gösterip bu hareketleri yapabiliyorsunuz. Koçluk tarafında oldukça güzel şeyler var. Yani sporla ilgileniyorsunuz. Gerçekten de çok güzel bir saat olmuş. Önceki sürümde de vardı bunların birçoğu zaten. Bunda da bulunuyor. Ve bu yönergeleri takip ederek eğer sağlıklı yaşamak isterseniz gerçekten de saat size bu manada çok fazla yardımcı oluyor. Bu arada Wear OS 4 ile ilgili bazı yenilikler var. Bunlar neler? Bunlardan da bahsedeyim. Hani büyük bir yenilik getirmiyor 3.5 ile 4 arasında. Onu net söyleyeyim. Zaten söylediğim gibi Watch 5'e de bu güncelleme geldi. Muhtemelen Türkiye'de gelmiştir diye tahmin ediyorum. Ya da gelmediyse de bugünlerde gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü verilmeye başladığını duymuştum. Daha iyi bir pil ömrü diyor. İddia ediyor ama ben öyle bir fark görmedim. Onu anlatacağım birazdan. Google Takvim ve Gmail gibi uygulamalar var. Onu söylüyor. Yeni arayüzler var. Evet yeni saat arayüzleri var. Ve ayarların aktarımı gerçekleştirilebilir. Eğer Google hesabıyla giriş yaparsanız ayarlarınızı otomatik olarak başka bir saate de taşıyabiliyorsunuz. Güzellikleri varmış bu yeni işletim sisteminin arkadaşlar. Şimdi gelelim bir de uyumluluk meselesine. Şimdi bakın bu çok soruluyor. Bazen böyle short videoları çekiyorum ben. O videoların altında da görüyorum. Bu saatle ilgili pil ömrü short videosu çekmiştim. Mesela onun altına da geldi. İşte bana iPhone uyumlu diye sattılar. Çalışmıyor. Huawei ile çalışmıyor. Evet arkadaşlar bakın bir kesin net açık söylüyorum. Bu akıllı saat iPhone ile çalışmıyor ve muhtemelen çalışmayacak. Bakın bunu baştan söyleyeyim. Çalışmayacak. Hani çalışır mı çalışmaz mı olur mu olmaz mı sormayın çalışmayacak arkadaşlar. Önümüzdeki yıllarki sürümlerde de muhtemelen böyle olacaktır diye tahmin ediyorum. İkincisi Huawei telefonlarla çalışmıyor arkadaşlar. Neden böyle bir şey var onu bilmiyorum. Huawei telefonu kurmaya kalktığın zaman hiçbir şekilde desteklenmiyor yani. Çalışmıyor kesinlikle. Gizli bir rekabet var anladığım kadarıyla. Huawei saatler Samsung telefonla çalışıyor. Bunu söyleyeyim. Öte yandan Samsung dışında bir telefon kullanırsanız bir markada işte Xiaomi telefonum var bunu kullanabilir miyim? Poco telefonum var kullanabilir miyim? Realme telefonum var kullanabilir miyim? Tekno telefonum var kullanabilir miyim? Kullanırsınız arkadaşlar. Ancak küçük bir nokta var. Burayı iyi dinleyin. EKG ve tansiyon gibi özellikleri kullanmak isterseniz Samsung telefonunuz olması gerekiyor. Bunlar sadece Samsung telefonlarda çalışıyor. Ha, diğer özelliklerini kullanırsınız. O bana yeter derseniz alınır kullanılır. O tarafı size kalmış durumda. Gelelim pil ömrü konusuna. Bu akıllı saatin 40 milim sürümünde 300
8 miliamperlik bir pil var. Ben söylediğim gibi az önce bahsetmiştim o konudan. Bir böyle short videosu hazırladım. O videoda bu akıllı saati kullanarak pil ömrünü test ettim. Yaklaşık 1,5 güne tekabül eden bir pil ömrü var. Ben Wi-Fi'yi ve konumu kapatmıştım ama. Wi-Fi'yi açar, konumu açar veya farklı özellikleri, örneğin spor aktivitelerini çok fazla yaparsanız pili yarım günde de bitebilir, bir günde de bitebilir. Ben çok sevmiyorum. Bunu her fırsatta da söylüyorum. Net bir şekilde söylüyorum. Ben böyle her gün şarj edilen saatleri sevmiyorum. O yüzden de pek fazla kullanamıyorum ne yazık ki. Ama bunu bilin. Ona göre siz de hareket edersiniz. Yani 1-1,5 gün arası bir pil ömrü var. 40 milim için söylüyorum. 44 milimde bir parça daha yüksek olabiliyor. Yani 2 güne kadar çıkabiliyor. Ama bu sürümde yaklaşık 1,5 günlük bir pil ömrü olduğunu söyleyeyim. Öte yandan şundan da bahsedeyim. Kutusundan ki yanda görüyorsunuz böyle uzun bir kutusu var. Bir adet bir şarj adaptörü çıkıyor. Bir ucu tip C'ye bağlantısı, bir ucu böyle yuvarlak bir şey. Aynısı yani Watch 5'te aynı. Hatta ben Watch 5'in şarj adaptörünü kullandım. Onunla beraber şarj ediyorsunuz. Gelelim fiyat ilgili yorumuma. 40 milim sürüm için 5999 TL bir fiyat etiketi uygun görmüş Samsung. Açıkçası Watch 5 ile Watch 6 arasında çok büyük bir fark olmadığı için, hani bazen bunu sorduğunuz için söylüyorum özellikle. Bunu alacağıma Watch 5 alırım. Aynı, hemen hemen aynı özellikte sahip ki Watch 5 3500 lira. Yaklaşık olarak bir 2500 lira para cebinizde kalmış olacak. İnanılmaz bir fark yok aralarında. O yüzden Süreyya Hanım'ın büyük değişimi olarak söylemiştim. Ben olsam onu alırım. Net konuşuyorum arkadaşlar. Yani onu alacağıma bunu mu alayım? Evet. Watch 5 çok rahat bir şekilde alınabilir. Hatta Watch 4 bile alınabilir. Ama Watch 4 biraz eski kaldı. Watch 5 3500 liraya falan satılıyor piyasada, gördüm ben. Alırsınız, çok rahat bir şekilde kullanırsınız. Öyle çok büyük paralar vermeye de gerek yok. Ama kampanyaları oluyor. İşte yanında hediyeler verebiliyorlar. Samsung'un böyle çeşitli kampanyaları oluyor. İşte yanında kulaklık veriyor, başka bir şey veriyor. O zaman değerlendirilebilir. Ama bunu böyle tek alacaksanız benim önerim Watch 5 almanız daha mantıklı olacaktır. Bir incelemenin daha sonuna geldim. Bu videoda sizlere Samsung Galaxy Watch 6 akıllı saati anlatmaya çalıştım. Benim anlatmayı unuttum. Sizin merak ettiğiniz konular mutlaka vardır. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Her türlü soruya bizzat yanıt veriyorum. Bazen şöyle yorumlar da alıyorum. Bir soru soruyorsunuz, altına ben yorum yapınca sizden yanıt geleceğini beklemiyordum diyorsunuz. Bizzat yanıtlıyorum arkadaşlar. Ancak sizden de bir ricam var. Bu kadar emek veriyorum ben. Bu kadar uğraşıyorum bunlarla. Böyle videolar çekmeye çalışıyorum. Size bilgiler aktarmaya çalışıyorum. Siz de kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Çok sevinirim. Abonelik için ücret istemiyorum. Bende katıl butonu bile aktif değil. Herhangi bir şekilde bir ücret ödemiyorsunuz. Abone olduğunuz zaman videolarımdan gerçek zamanlı haberiniz oluyor ve bazen mesela kampanyalar yapıyorum biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde Samsung M34 için bir böyle kampanya düzenlemişti. 5 tane takipçime, 5 tane bir videoları izleyen arkadaşa %50 indirimli alma fırsatı verdim. Hakikaten de 5 kişi de aldı arkadaşlar. Siz de bu tarz fırsatlardan haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bana destek olmak isteyenler varsa aramızda ve kanala da aboneyse beni sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Sevinirim. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.